Geri döndük. Yeni bir NBA 2K videosuyla karşınızdayım. Bundan sonra videolar tam gaz gelmeye devam edecek. Askere gitmeden önce bir tane gönderi görmüştüm. Hatta e, Instagram'dan bana atan vesaire de olmuştu. Ben Twitter'da görmüştüm. Mehmet Okur'lu, o Andrei Kırlenko'lu Deron Williams'lı kadro, Utah Jazz kadrosu, günümüzde olsaydı neler yapardı tarzı fotoğrafı görmüştüm. Benim de hep merak ettiğim bir konudur. Çünkü neden? Mehmet Okur, e, Türk basketbolcuları arasında en iyi ikinci basketbolcu bence Hidayet'in hemen arkasında All Star olmuş şampiyonluğu olan bir oyuncu İnanılmaz bir kariyer ama Mehmet Okur basketbola biraz erken gelmiş günümüz uzunları daha çok Mehmet Okur tarzında Mehmet Okur oynadığı dönemde günümüz uzunlarının öncüsü gibiydi prototipi Kaan abi bunu demeyi çok sever prototipi gibiydi ben diyemiyorum belki prototip prototipi gibi prototip yani izlemem lazım hani ben bir şey diyorum ya 2020'lerin prototip takımı yani prototip takımı olmak prototipiydi bu arada Andre Kırlenko da günümüz kanatları gibiydi hem savunma yapabiliyor hem biraz şut atabiliyor. Çembere gidebiliyor. Böyle inanılmaz çok yönlü bir oyuncuydu. Bu takım günümüzde olsa NBA şampiyon olabilir mi? Buna bakacağız. Evet kadroyu görüyorsunuz. Deron Williams 89 overall ki o zamanlar ligin en iyi point kartlarından biriydi. 2007 senesinde Utah Jazz batı finaline kadar çıkmıştı. Ki 2007 senesi Mehmet Okur'un da All Star olduğu seneydi. Carlos Boozer var. Bak bunu saymayı unuttum. Bu da orta mesafesini atardı. Güçlü bir oyuncuydu. Andre Kırlanko zaten Mr. 5x5. Tabi Wemby alt üst edecek gibi ama o rekorları. Andre Krilenko da 5 kategoride birden 5 istatistikten daha fazla yapmasıyla meşhur bir oyuncuydu. Şimdi Wemby neredeyse 2 maçta bir yapıyor bunu. Carlos Boozer'ın oğlu da 2 oğlu. Carlos Boozer'ın ikizi mi var yoksa 2 tane oğlu mu var bilmiyorum ama gerçi ikiziyse de 2 iki oğlu var da iki ayrı insan mı ikizi mi bilmiyorum ama e, oyuncuları da yüksek sıradan draft edilecek gibi gelecekte. Rani Brewer var. Rani Brewer'ı çok hatırlamam ama Derrick Rose'a inanılmaz kötü alıyor pası atıyor. Derrick Rose harika smaşıyor onu hatırlarım. Trouble. Derek Fisher var. Derek Fisher'ı tabii ki hatırlarız. Matt Harpring var. Bunu da böyle hayal meyal hatırladığım bir adam. Paul Millsap burada genç oyuncuydu ve potansiyelliydi. Utah sonrasında zaten iyi de bir kariyeri oldu Paul Millsap'ın. CJ Miles. CJ Miles da e, özellikle Indiana Pacers, Toronto Raptors gibi takımlarda iyi bir rol oyuncusu olabildi kariyerinin ortalarında. Gordon Gricek şutördür. Lou Amundson bu kadroda hatırlamıyorum. İnternette gördüm. Bu kadroda olduğunu hatırlamadığım bir oyuncu ama böyle saçları bağlıyordu. Indiana Pacers'tan falan hatırlıyorum buna. Budur. Bu takımla önce bir simüle edeceğiz. Bu takım hiçbir şey yapmadan NBA şampiyonu olabiliyor mu? Günümüze uygun bir takım çünkü. Mehmet Okur gibi, Carlos Boozer gibi sahayı açabilen uzunları var. Bu takıma bir bakalım şampiyon olabiliyorlar mı? Olamazlarsa yapacağım şey. Bu arada sakatlıklar kapalı olacak. 10 kişilik rotasyon diyelim. Şampiyon olamazlarsa yapacağım şey bu takımı rebuild etmek. Tabii ki Mehmet Okur'un üzerine rebuild edeceğiz. Mehmet Okur'u takaslamayacağız. Ama geri kalan herkes takaslanabilir bir şekilde rebuild edeceğiz bu takıma. Bakalım önce bir izleyelim. Şampiyon şampiyonluk geliyor mu bu takımdan? Çok kötü başladılar. 3'te 0, 4'te 0, 5'te 0. Ne oluyor lan? Bu kadar kötü bir takım mı bu? Sanırım günümüzün prototipi bir takım değilmiş. Bu videoda <laughs> bunu gördük ama Rebuild'la birlikte ben bunları şampiyon yapacağım bir şekilde artık. Tabi sizde de sormak lazım. Sizce bu takım günümüzde olsaydı playoff takımı olur muydu? Batı'da tabi playoff takımı olmak çok zor. Yani Lakers 10 maç kazanıyor. Hala 9. falan öyle bir yer Batı. Ama bence olurdu yani. Deron Williams gibi inanılmaz. Hem atletik hem şutör. Topu yere vurabilir. NBA'nin en iyi 2-3 gardından biri. Yani o zamanlar konuşulan şey Chris Paul mu? Deron Williams mı konuşuluyordu? Deron Williams gibi bir adam. Andre Krilenko gibi tutkal oyuncu. Günümüzde olsa çok iş yapar. Mehmet Okur keza öyle. Şut atabiliyor. Sırtı dönük oyunu var. Çok akıllı bir uzun. Fena olmayan bir pasör. Çok iyi bir savunmacı değil ama Mehmet Okur. Memphis Grizzlies'deki Mark Gasol tarzı bir etki yaratabilirdi. Carlos Buzdur desen o da iyi bir oyuncu. Bilmiyorum. Bu kadar rezalet kesinlikle olmazdı. Onu biliyorum. Bu Utah'tan ödül alan kimse olmamış. Olan NBA takımlarına giren kim? kimse de olmamış. Aa olmuş lan o savunma takımına Andre Kırlenko girmişte. Andre Kırlenko bu arada 3 overall'ı birden düşürmüş. Bu rebuild için bizim kulağımıza küpe olsun. Yollayabiliriz ya da tendency'sini arttırabiliriz. Memo ne yapmışsın? 12.5 sayı, 5.6 rebound. Çok iyi bir sezon değil Memo için. Ben Mehmet Okur'un işte özelliklerini nasıl en iyi şekilde kullanabilirim? Bunu düşüneceğim. Bu arada Carlos Boozer neredeyse 20 sayı 10 ribantlık bir ortalama tutturmuş. Deron Williams. Deron Williams çok kötü. Seneye bu takımla bir şeyler yapacağız. Bu sezon başarısız olduk. Tamamen simüle ettik ve günümüze uygun bir takım olmadığını gördük. Luka Doncic Donovan Mitchell finali. Luka Doncic finaller MVP'si ve şampiyonluğu kazanıyor. Normal sezon MVP'si de oluyor ki gerçekte de normal sezon MVP'si olmaya en büyük ikinci adayı diyelim. Nikola Jokic'ten sonra. Draftımız olabilir tabi. Geçen sene çok kötü gittiğimiz için 3. sırada. 3. sıra draft hakkımız var. Burada Carlos Boozer'ın evlatlarından birini alabiliriz. Carlos Boozer'ın çocuklarından birini alabiliriz. Cody Williams gitti. Stefan Kassel gitti. Cam Thomas bu draft klasında mıydı ya? Cam Thomas diyorum. Cam Thomas değil ya. Cemil olabilir mi? Cemil. Cam Boozer. Galiba on, bir sonraki draftta biliyor musunuz? Yani bir evlatçılık yapalım. Brony James tarzı bir şey yapalım dedim. Ama Boozer burada değil. O zaman Alexander Sarı da alamam ki. Alexander Sarı niye alamam? Çünkü Mehmet Okur var. Ron Holland'ı alalım. Zachary Risaker mi? Ron Holland mı? Zachary Ris Berserker ismini okuyamam video boyunca. O yüzden Ron Holland diyelim. Ron Holland'ı getirelim. Şimdi kafada nasıl fikirler var bir bilseniz. Andre Kırlenko'nun takım opsiyonunu kabul ediyoruz tabii ki. Andre Kırlenko'ya günümüz basketboluna uyacak harika bir rol buldum. İnanılmaz. Andre Kırlenko hiç bu kadar Andre Kırlenko olmamıştı. 28 milyonumuz var. Kime gideceğiz? Oji Annobe. Oji Annobe. Prototip bir takım yapıyorum beyler. Günümüzün prototipi bir takım yapıyorum. İnanılmaz bir takım kuracağım ya buraya. Kaç para daha? 7 milyon daha verebiliyorum. Ronnie Brewer'ı geri getirelim abi bu paraya. Tamam gerisi çok önemli değil. Player progression'a geç. Deron Williams 90 overall. Carlos Boozer 85. Andre Kırlenko 86. Mehmet Okur. Mehmet Okur. Memo. Money Man Memo. 79 mu? Memo yapma be. Şimdi ben Andre Kırlenko'yu 4 numara yapacağım. Benim kafamdaki kadro şu. Hemen göstereyim size. Benim kafamdaki kadroda Andre Kırlenko, Mehmet Okur ve burada Ron Holland olacak. Carlos Buzer'ı takaslıyoruz yani. Carlos Buzer geçen sene en iyi oynayan oyuncularımızdan biriydin. Ama sana da yol gözüktü. Carlos Boozer karşılığında kimi alabiliriz? 3 numaraya bir süperstar ya... Kyrie Irving. Kyrie Irving. Kyrie Irving. Kyrie Irving. Kyrie Irving hoş geldin. Hoş geldin. 3 numarayı falan boş verdim. Bir ilk 5'e bakalım. Deron Williams. Kyrie Irving. Bu arada Deron Williams. Kyrie Irving. Ya bu ikiliyi nasıl savunacaksın ki? İkisi de topla yaratabilen. inanılmaz eline hakim kartlar. Ron Holland gibi genç bir oyuncumuz var. Andre Kırlenko Tam bir tutkal. Savunmada. Deron Williams kötü savunmacı mı? Ver adamını Andre Kırlenko'ya savunsun. Mehmet Okur var uzunumuz. Kenardan Oğuzhan Nobi. Paul Millsap. Derek Fisher değil. Derek Fisher değil. Ben bir kart almıştım. DJ Wagner gerçi çok değersiz ya. 71 overall. DJ Wagner'i ben akaslasam ya. Mesela Naz Reed gibi fenardan iyi bir atıcı 4 numara farklı bir oyuncu alabiliriz. Ki ben Naz Reed'e gideceğim. İyi oyuncudur. İyi oyuncudur. Naz Reed'e gidelim. Deron Williams, Kyrie, Ron Holland, Andre Kirlenko, Mehmet. Kenardan Nazrit, Ojanlobi, şey i̇şte atıyorum Andre Kırlenko'yu 3'e atarsın bazı maçlar. Nazrit'i de orada atarsın. Şöyle bir kadro yaparsın. Nazrit, Mehmet Okur, Andre Kırlenko. 2 numaraya da hatta bir atarsın. Böyle inanılmaz savunmacı bir kadro falan kurarsın. Yani aslında takım çok yönlü oldu. Birçok şekilde kurulabilir bu kadro ama şimdilik böyle kurmayı tercih ediyorum. Derek Fisher var, Eric Gordon var, Montrezl Harrell var. İşte Gordon Griçekler falan filan biraz simüle edelim. Kötü gidersek bu kötü gidişata bir dur deriz. Yine ilk iki maçımızı kaybederek başladık ama bakalım yeni kurulmuş bir takım. En azından takasın son gününe kadar bir şans vereceğim. Beyler prototip deneyimiz galiba patlayacak burada. 15'e 20 gidiyoruz. Bu takıma daha farklı şeyler yapmamız lazım. Hop 15'e 23. Ben burada dururum abi. Ojan Nobi 3 numaraya atarım. Kırlenko da 3 numarada overall yükseltiyor ama Kırlenko baksana ya. Kırlenko Eksi 3 overall yemiş yine. Bu herif niye böyle ya? Ya hiç takaslamak istemiyorum. Bence bu Utah Jazz'ın en önemli oyuncularından biriydi. Keşke oyuna translate edebilse yetenekleri. Yani kirlenko ile birlikte şampiyon olmak isterdim. Bence Mehmet Okur'u da çok iyi tamamlardı 4 numarayken. kirlenko istemiyor ki. Yapabilecek hiçbir şeyim yok buna. Carlos Buzur geri mi alacağız yoksa? Carlos Buzur geri almam. Kırlenko'ya tek başına ne veriyorsunuz? Kontratı küçük ama. Bu arada Andre Kırlenko evet 2 top çalma 2.7 blok yapıyor bir yandan. Ama %28 de üçlük atıyor ya. top çalması bile o falan çok iyi. Ne yapacağımı bilmiyorum Andre Kirlenko ile. Bench'i biraz güçlendirsek. Eric Gordon'lar falan geliyor bench'ten. Belki de sorun odur. Eric Gordon yerine bench'ten. Kevin Porter Jr. Şu an Pauk mı oynuyor? Öyle bir yerde oynuyor. Alex Caruso SF mi? Tam bir askere gittik geldik. Ne ara 3 numara oldu bu adam. Basketbol o kadar mı değişti? Bol bol hoş geldin takıma. Montrezl Skyler Mays birinci tur draft hakkı. Sadık Bey hoş geldin takıma. Bençimizi biraz güçlendirmek istiyorum. Sadık Bey geldi. Derek Fisher'dan daha iyi bir point kart. Mesela Trey Jones ve e Gui Santos'u aldık. Kadro'ya bir daha bakalım. Kenardan Nazri, Thijs Jones değil Trey Jones, Sadık Bey, Ron Holland ve Bol Bol geliyor bence. benchi bayağı kalitesini arttırdık. Andre Kırlenko'ya da yapacak bir şey yok. Takasın son gününe gidelim. Bakalım takasın son gününe kadar galibiyet sayımız artacak mı ve bu takıma devam edebilecek miyiz? Ron Holland'ı belki elden çıkarabiliriz. Onun yerine şimdi iyi olacak bir oyuncu alabiliriz. Takasın son gününde bakalım duruma. Takasın son günü. 24-26 e bak takaslardan sonra aslında takım toparlandı. Bayağı maç kazanma başladık. Bak Andrei Kirlenko da 84'e kadar çıktı. Yakın bir kendine geldi gibi beyler. Ama bunu denemeden olmaz. OG Anno bir Arthur on holunda baksak. Pascal Siakam diyor mesela. Ya şimdi bu rebuild 3 senelik 5 senelik bir rebuild olmayacak. Hemen şampiyon olmak istiyorum. O yüzden 3 numaraya Kırlenko'yu atıp 4'te Pascal Siakam, Ken Ardanlı, da Dante Di Vincenzo eklemesi. Gayet iyi olabilir ve bizi şampiyonlar götürebilir. Bu takası yapacağım. Acele mi ettim bilmiyorum ama Andre Kırlenko bak seni de 3 numaraya çekiyorum. Overall'ı arttırdın. Andre Kırlenko, Pascal Siakam, Mehmet Okur. ilk 5'in hepsi üçlük atabiliyor. Hepsi sahayı açabiliyor. Mem Memo nasıl sezon geçiriyorsun? Memo 11 sayı 6 rebound. yüzde ile üçlük atıyor ki en önemlisi o. Sahaya açabildiğini gösteriyor. %40 ile 3'lük atan bir uzun. Gayet iyi. Kenardan Dante Di Vincenzo geliyor. Nazri, Trey Jones, Sadik Bey bol bol. Şampiyonluk takımı mıdır? Şampiyonluk takımıdır. Sezon sonuna gidelim hadi. Luka Doncic yine MVP oldu ama bu sene şampiyon olamayacaksın. Alexander Saar evlat. NBA'ye girmeden evladımız oldu. O NBA takımlarında bir Mehmet Okur görebilir miyiz? Göremeyiz gibi geldi. Savunma takımında yine Andre Kırlenko. 12 sayı 6 rebound ortalaması var. Top çalma ortalaması bayağı düşmüş. Neyse 6. sıradan playoff yaptık Denver Nuggets'a karşı. Buralarda sahaya da atlayacağım için kendime çok güveniyorum. Deron Williams, Andre Kırlenko, Mehmet Okur. Büyük üçlüğümüzü koruduk. Simkasta simüle ederek başlayalım. Kendime güveniyorum diyorum ama NBA Türkiye k oynamayalı da bir ayı geçti. Bayağı uzun süre oldu. Eskisi gibi atlayıp maçları kazandırabilir miyim bilmiyorum. Sanki eskiden çok kazandırıyordun diyen arkadaşlar da beğenmeyi unutmasın tabi. Mehmet Okur, Memo, Manimen, 5 sayı ne lan? 5 sayı çok az. Bu maçı kaybedeceğiz gibi. Bu maçı kaybettik. Seride durum 1-1. Nikola Jokic yalnız 45-10-15 yapıyor. Nikola hiç biraz durdursak mı? Yok hiç nasıl durdurursun? Mehmet Okur'la durdurabilir misin Jokic'i? Durdurursun. 103 103 2 geliyoruz. Özlemişiz bu sahayı falan. Özlemişiz be. Kim var sahada? Mehmet Okur yok. Neden yok? Kyrie Irving. Kyrie Irving geçen gün 48 sayı atmıştı. 48 istemiyorum ama şurada 2 sayı iyi giderdi. Ya, yok için Nazritle savunmaya çalışıyoruz. O yüzden de Nikola Jokic bize 50 sayı, 100 sayı atıp duruyor. Hadi bakalım Nazrit, kalabilir misin arkasında? Nikola Jokic smaçla bitirdi. Nasıl kalsın ki? Kyrie Irving çembere gidiyor. Kyrie Irving turnikesi isabetli. Güzel, güzel. Buraları çok oynadı Şampiyonluk tecrübesi olan bir adamsın. NBA tarihinin belki en kritik şutunu sokan adamsın. Şu maçı al bize. Bu arada Mehmet Okur da girdi. Ben dayanamam. Mehmet Okur'la bir tane el üstü şut denerim. Benim de özelliğimdir. Böyle sevdiğim topçuları görünce sahada hemen satarım. Nikola Jokic Mehmet Okur'un üzerinden sol eliyle isabetle. Jamal Murray ile savunamazlar seni. Pascal kalsı yakamdan yardım. Deron Williams. Oo, Deron Williams'ın şut stili. Deron Williams'ın şut stili diyorum. Başka bir şey demiyorum. Kentavius Caldwell Pope kaçırdı. Güzel. Deron Williams bu bu sefer seninle atmak gibi bir hata yapmayacağım. Cuma öyle pasını verdi Nikola içe. Nikola Kiç oyuna girdiğimizden beri o kadar rahat sayılar atıyor ki. Madem üçlük atamıyorsun çembere git. Mehmet Okur maçta bitirdi bu kadar ya bu kadar. 39 saniye var. Buralarda faul yapıyorlar mıydı? Yapmazlar herhalde fark 2. Şimdi Nikola Jokic'e top indirtmememiz lazım. Bizi Nikola Jokic'in yenmemesi lazım. Çünkü Nikola Jokic'e top gelirse bizi yener. Mehmet Okur savunmasında ama. Mehmet Okur çok iyi kaldı karşısında. Nikola Jokic Mehmet Okur'la alçak post oynuyor. Nikola Jokic istediği yere geldi. Mehmet Okur harika savunma. 17 saniye var. Son 10 saniye. Deron Williams çembere Mehmet Okur üçlükte aldı. Mehmet Okur üçlüğünü yolladı. Yapma Memo yapma Memo ya. Erin Gordon Erin Gordon'a faul yap faul yap. 2.6 saniye. Erin Gordon bir tanesini kesin kaçıracaktır. İşte bu işte bu. Molam var mı? Molam da var. Kyrie Irving'le uzatmaya gidiyoruz haberiniz olsun. Umarım perdelerden Kyrie Irving çıkar. Kyrie ile uzatmaya götüren şutu atıyoruz. Ya da Deron'la. Kim çıkıyor perdelerden? Deron tamam. Senle atıyoruz be. Haydi be Deron. Deron fake'ini gösterdi. Deron Williams uşunu yolladı. Deron Williams isabetsiz. Evimize gidiyoruz. Stop it. Get some help. 2-1 geri düştük. 3 sayı. 2-36. 3-1 geri düşemem. 3-1 geri düşmeyi kabul etmiyorum. Yine çok kısa bir 5'te sahadayız. Ya bizim... Bizim koç niye böyle salak saçma 5'lerle sahada ya? Dante Di Vincenzo'yu 4 numara oynatıyoruz. Kyrie Irving 3 numarada. Kyrie perdeyi aldı. Kyrie Irving orta mesafesi. Kyrie Irving. Fark 3. Yok hiç fade away orta mesafesi yok hiç arkasında kimse yokmuşçasına elini kolunu sallaya sallaya sayı atıyor bize. Dante Di Vincenzo çembere gidiyor. Dante Di Vincenzo turnikeyi kaçırdı. Pasını verdi Nikola yok hiç e. Dante Di Vincenzo görmüyor ki. 4 numara oynattığımız adamı görmüyor ki yok hiç. Kyrie Irving üçlükte boş kaldı. Kyrie Irving farkı 4'e indiriyor. Artık ilk 5 oyuncularımız mı girse ya? Nazrit Nazrit topu çalabilir misin? Çalamadı. Jamal Murray üçlükte durdu. Jamal Murray isabetsiz isabetsiz. Haydi Deron Williams. Burada iyi bir sayı lazım bize. Deron Williams. Bloğu yedi. Bloğu yedi. Jamal <laughs> Murray dışarı çıktı. Top tekrar bizde. <laughs> Deron Williams. Mehmet Okur ikili oyunu. Çok can yaktı bu ikili oyun zamanında. Mehmet Okur üçlü oyunu yolladı. Farkı bire indirdi. Jamal Murray. Cemal Murray Nikola yokça Aliyup pası. Hayır Nikola yoksa Aliyup smacı falan yemeyelim. Deron Williams tekrar Mehmet Okur'a sakin. Deron Williams çembere gidiyor. Deron Williams çembere gitti. Erin Gordon üzerinden basket faal öne geçiyoruz. Deron Williams bunu da at. Basket faal tamamlayalım. 2 artı 1'i tamamladık. Jamal Murray'in savunmasında Deron Williams. Cemal Murray çembere kadar götürdü. Çok hızlı geldi. Aşağı indirecek. Aşa Oo Cemal Murray aşağı indirecek gibi yaptı. Nikola Jokic rebound aldı. Michael Porter Jr. üçlüğünü yolladı. Yine gerideyiz. Kyrie Irving normalde çok güvenilir bir adam değildir ama bu anlarda topu Kyrie Irving'in ellerine teslim et. Otur izle. Yine pasını indirdi Nikola Jokic'e. Mehmet Okur harika savunma ama ribandı verdi. Yine kaçırdı. Memo harika savundu Jokic'i. Mehmet Okur 2'de 2. Iki. Faul atabilen bu uzundur. Dediğim gibi farklı özel bir uzundu. Diğerleri gibi değildi. Ve 2'de 2 faulünü attı burada. Üçlük yemediğimiz sürece ki biliyorum ki yiyeceğim. Aaron Gordon üçlüğünü yolladı. Aa yemedim lan. Eski alışkanlıkları bırakmışız. Mehmet Okur bunun bir tanesini soktuğunda maç artık bitmiş sayılacak. Kazandık. 2-2 yaptık seriyi evimizde. İstatistiklere bakalım. Mehmet Okur takımın en skoreri olmuş. 22 sayı 10 reboundla. Aaron Williams onu 21 sayı 10 asitle takip etmiş. 2 tane double double yapan 2007 Utah Jazz üyesi. Elinize sağlık beyler. Taşıyorsunuz bu takımı. Hadi artık rahat kazanalım. Birkaç maçı da rahat kazanalım da ilk turu geçelim derken kaybediyoruz. Mu 5 sayı 8 sayı Kaybettik. kaybettik. Kolay yok için yine durduramadık. 7. maça götürebilecek miyiz? İlk turu geçemez diyenler vardı ve geçemiyoruz. Hadi 7. maça götür şunu ya son çeyrek. Çok kötüyüz yalnız. Eleniyoruz. Bir sene daha devam ediyoruz Rebuild'e. Bu takımı koruyabilirsem eğer seneye şampiyon olacağımı düşünüyorum yalnız. Seneye şampiyon olabilirim. Şampiyonun en önemli adayım. Bu takımı biraz geç kurmuş olmamız bizim açımızdan kötü oldu. Takasın son günü bir araya gelen takım. Andre Kırlenko takım opsiyonunu yine kabul ettik. Kyrie Irving reddetti yalnız oyuncu opsiyonunu. Kyrie 33 yaşında kim sana 42 milyondan fazla verecek? Kimse vermez. Nazri reddetti. eyvah beyler o jason tatum'a kontrat önerebiliyorum jason tatum'u getirirsen bu takıma şampiyonluk gelir şampiyonluk geliyor o kadar prototip prototip dedim geleceğin prototip takımı dedim bak jason tatum kadroda mehmet okur mehmet okur da buralardaydı sana da öneriyoruz. memo seni de görmek isterim memo'yu da gördük nazrit seni geri getirebiliyor muyuz seni de geri getirelim hadi oğlum naz yapma hadi o da geldi. O da geldi. Takıma bakalım. Deron Williams, Kırlenko, Mehmet Okur. Tamam daha ne olacak ki? 22 milyon mu? buraya bir yıldız daha getiririm. Jalen Johnson'a bir soralım yalandan ama sanmıyorum geleceğini. Aa Jalen Johnson da geldi. Tamam tamam tamam. Şampiyonuz beyler sakin olun. Şampiyonuz. Koç da değiştireceğim doğru. Jason Tatum, Deron Williams, Andre Kırlenko, Dante Di Vincenzo, Nazrit. Jalen Johnson, Mehmet Okur takım bu şimdilik. İyi bir 8 kişimiz var. İyi bir 7 kişimiz var sanırım. Daha ne olacaktı ki? Koçu da kovalım. Will senin severim normalde ama bizi mahvettin. Sahaya sürdüğüm 5'lerle vesaire. Jacob Underwood hoş geldin. Şimdi Jalen Johnson'ı takaslayabiliriz. Otto Porter'la. 2'ye 1 bir, bir şey arıyorum burada. Keegan Murray diyor mesela. Jalen Johnson yerine Keegan Murray diyor. Kim ayır der buna? Aa biz Pascal yakamı da kaybettik değil mi? Keegan Murray mi? Alırım ya. Keegan Murray hoş geldin dostum. Ama Jason Tatum var bende. Jason Tatum'u 3 numaraya çekiyorum. Andre Kirlen o var biçimde. Jason Tatum'u 2 numaraya çekiyorum. Başka bir basketbol anlayışı getiriyoruz lige. İnanılmaz fizikli bir 5. 2 numaram 68, 8 3 numaram 69, 9 4 numaram 68. Uzunumuz 6-11. Yedek uzunum olmadığından dolayı Şuraya bir Nick Richards çekeyim ben. Bir tane Bogdan Bogdanovic'i çektim ve bitti beyler bitti. Bitti şampiyonuz. Deron Williams. Jason Tatum, Andre Kirlenko, Keegan Murray. Aynen Nick Richards oynar kesin. Mehmet Okur, Memo, Nazrit, Dante Di Vincenzo, Nick Richards, Bogdan Bogdanovic. Budur beyler budur. 60 galibiyetli şampiyonluk sezonu hayırlı olsun. Bu arada sezon ilk iki maçını kaybetmediğimiz sezon yok. Hadi direkt sezon sonu görüşelim sizle. Bizim kurduğumuz takımlar niye bu kadar kötü gidiyor ya? Şimdi bak yeni yeni düzelmeye başladı. 5 maçlık galibiyet serisi konuştuğum için bozuldu ama olacak iş değil ya. Akas'ın son günde 29'a 24 gidiyoruz bu arada. Blanco ne yapıyorsun? 2 top çalma 2 blok. Yani böyle de bir savunmacıyı kaybetmek istemiyorum. Jason Tatum 26 sayı atıyor. Deron Williams 17 sayı 10 asist. Herkes çok iyi. Niye bu kadar kötüyüz o zaman? Herkes süper oynuyor. Mehmet Okur hariç. Bench'i mi güçlendirmeye çalışsak ne yapsak? Rudy Gober takıma hoş geldin. Rudy Gober Mehmet Okur'u bench'ten getireceğim. Zor bir karardı ama vermek zorunda olduğum bir karardı. Nick Richards yerine de kenardan point guard'ım yok. Miles McBride'i getiriyorum. Rudy Gobert ilk 5'e oturdu. Kenardan Mehmet Okur geliyor. Yani ilk beşi daha savunmacı nasıl yapabilirim bilmiyorum. Jason Tatum, Andre Kırilenko ve Rudy Gober gibi iyi savunmacılar var. Nazrit, Dante De Mehmet Okur, Miles McBride Bençimiz de gayet iyi. Bakalım bu takımla devam edeceğiz. Bir Rodrigo Gobert hamlesi yaptım. Bakalım işe yarayacak mı? Bir de serbest oyuncu piyasasından Ben Simmons'ı çektik ya. 10 kişilik rotasyon yaparım. Biraz da Ben Simmons oynasın. Belki bir şeyler daha iyi olur. 60 galibiyetli bir şampiyonluk sezonu demiştim ama 45 galibiyetli falan bir şampiyonluk sezonu geliyor. İlk turda eğlenmezsek gayet iyi. Luka Doncic yeter artık Luka Doncic. Yeter lan. Bu NBA takımlarında yine... Bizden kimse yok mu? Jason Tatum var. 25 sayı, 7 rebound, 5 asiste. Jason Tatum burada. Andre Kirlenko yılın 1. savunma takımına girmiş bu sefer. Jason Tatum 2. savunma takımına girmiş. Rudy Gobert yok yalnız. Olsun. Olsun. Haydi bakalım beyler. Yine miden var. Yine miden var. Hızlı geçerim bu sefer. 1-0 gerideyiz. 1-1 oldu. 2-1 gerideyiz. 2-2 oldu. Rotasyon 9'a indiririm. Başarısız bir rebuild'le dönmek istemiyordum bu videosuzluktan ama galiba başarısız olacağız gibi. 7. maça gidiyoruz. Son maçta Tatum 41 sayı attı. Deron Williams 36 sayı attı. Böyle İnanılmaz olaylar sayesinde kazandık. Haydi ya Nikola Jokic'i Rudy Gobert de savunamayacaksa kim savunacak derken Rudy Gobert de savunamıyor ve yine ilk turda eğleniyoruz. Mehmet Okur'a şampiyonluk kazandırma rebuild'imiz yalan oldu. Mehmet Okur'a şampiyonluk kazandıramadık. Başarısız bir rebuild geri dönüş yapmış olabiliriz ama kendimizi affettireceğiz ilerleyen rebuild'lerde. Videoyu beğenip yorumlarda bir sonraki videolarda neleri görmek istediğini söylemeyi unutma. Kendinize iyi bakın takipte kalın.